Merhabalar Diyanet TV'nin kıymetli izleyicileri. Hepiniz yeni güne merhabaya hoş geldiniz efendim. Yeni bir günde saat tam 10.30'da yine ekranlarınızdayız canlı yayınımızla. Tekraren hoş geldiniz efendim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun bugün sizler için seçtiğimiz konu başlığımızı aktararak başlayalım. Bugün konu başlığımız çok güzel ve çok, çok kıymetli. Güzel ahlakı konuşacağız efendim. Ahlak nedir, neden önemlidir? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen Peygamber Efendimiz neyi kastediyordu? Bugün tüm bunları detaylıca elimizden geldiğince konuğumuzca konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Kendisi ilahiyatçı diyen İşleri Başkanlığı Daire Başkanı Erdal Ertor'un hocamız olacak. Ve aynı zamanda şu anda görmektesiniz etkinlik köşemizde güzel böyle leziz meleziz yemeklerimiz var. Hemen döndüm kendisine baktım yemek eğitmenimiz Behice hanımefendi bizlerle olacak. Bu köşede hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Behice hanım sağ olun. Bugün ne yapacağız? Nasıl Bugün güzel tariflerimiz var. patlıcan kebabımız var. Yoğurtlu patlıcan kebabı. Hayır hayır yoğurtlu. Yoğurtlu patlıcan evet. kebabı. Tamam süper. Ee, Baya malzeme kebabımızda esasında kıymayı kullanacağız ama bu kıyma soteyi yaparken, içine koyacağımız kıymalı harcı yaparken e, birçok alanda kullanabileceklerine dair e, ufak notlarım olacak. Karnıyarıkta da kullanabilecekler, Kayseri usulü, Alamada da kullanabilecekler. Çok iyi. Ee, hazırlayıp buzluğa atarlarsa başka patlıcan oturtma veya patates oturtma yaptıklarında fırında kullanabilecekler. Çok yönlü bir yemek yapıyoruz bugün. Süper. Peki, o zaman hemen başlayalım. Evet. Bence Şimdi ben e, pidelerimi e, biraz hani böyle bayatlamış olan pidelerimi doğradım, hazırladım. Tamam. Ancak hani nasıl doğrandığını tekrar gösterelim. Bu şekilde. Ekmeklerimizi küp küp doğrayarak hazırlıyoruz. E, elinizde bayat ekmeğiniz varsa onu kullanabilirsiniz. E, mutlaka hani değerlendirme amaçlı yapılan yemeklerden biridir. E, bunu annem evde şöyle yapardı bize. E, bayat ekmek kalırdı patlıcan vesaireyle çok uğraşmazdı. Sadece biraz sonra hazırlayacağımız kıymalı içten hazırlardı. Size evet. ekmek mantısı yaptım derdi. Aa çok ekmekleri böyle ıslatıp üstüne evet. mi Evet. Ekmeği e, uygun bir kaba koyduktan sonra üzerine hafif sulu harçlı olan kıyma harcını koyardı. Üzerine de yoğurt evet. ekerdi. Ancak biz bugün patlıcanlısını yapacağız. Biraz daha lezzete lezzet katacağız inşallah. Hadi i̇nşallah. Şu anda ekmeklerim hazır. Ee, patateslerimi tamam. ve patlıcanlarımı... kullandık ama bayat ekmeğimiz evet. varsa evde onu da kullanabiliriz. Tabii ben de bayat olarak pide olduğu için onu getirdim Güzel. zaten. Güzel tamam. <laughs> ee, burada hemen yağımızı kızdırmaya başlıyoruz. Yağımıza patatesimizi atarak başlayacağız çünkü... E, önce patatesimizin kızarmasını istiyoruz, sonra patlıcanımızı kızartacağız. Hı hı. İlk hazırlığımız bu şekilde devam edecek. Tamam. E, bir yandan öncelikle yağın hani kızgınlığını kontrol etmemiz gerekiyor ama bugün biraz geç davrandım galiba. <laughs> Yağımızın kızarıklığını kontrol etmek amacıyla içine patates atarak deneyebiliriz. Tamam. O biraz gerekirse kızarsın. Siz evet. o sırada bize malzemeleri sayabilirsiniz. Malzemeleri sayalım. E, 700 gram kadar kıymamız var bir büyük boy yani yumruğumdan büyük onu da özellikle göstereyim. Bir büyük boy soğan doğradık. Bir diş sarımsak doğradık. 2 büyük boy domatesimiz var. E, sosumuz için yine 2 kaşık kadar biber salçamız var. 1 adet kapya biberimiz var. 2 adet yeşil sivri biberimiz var. 3 e, adet patlıcan kullandık. 2 e, adet patates kullandık. Bunları e, şu şekilde hazırlıyoruz. ekmeğimizi doğradıktan sonra uygun kabımıza yerleştireceğiz. Üzerine kızaran malzemeleri ekleyeceğiz. Hı. Yalnız bunu sadece patlıcanlı yapıyorduk. Ancak bazı evlerde, bazı çocukların veya annelerin veya herhangi bir aile üyesinin e, patlıcana karşı alerjisi olabilir. Yarısını patlıcanlı, yarısını patatesli hazırlayacağız. Aa güzel. Evet. Tamam. Ben ikisini birlikte kullanacağız, karıştırmayacağım değil. Karıştırmayacağız. Tamam. Aha onu da e, gö göstereceğim zaten aradaki yerde göstereceğim. Süper. Evet. Peki başlamış mıdır? Daha doğrusu ısınmış mıdır yağımız? Bir bakalım. Ya da anlatın bize bir tüm süreçleri ne yapacaksınız? Ben ondan sonra sohbetimize gideyim. Tamam. Yeniden geleyim görelim. Şimdi orada mesela tavalar görüyorum. Orada birinde herhalde kıymayı. E, yapacaksınız. Bunda kıymayı yapacağız. Tamam. Önce soğanı kavuracağız. Arkasından kıymayı ilave edeceğiz. Soğanı önce kavururlarsa daha güzel sonuç çıkar. Çünkü kıymanın çiğsi bir havası vardır. Eğer soğanı iyi kavurmadan üzerine etimizi eklersek bu sefer sıkıntı oluyor. Kokusu değişik oluyor. Onu da herkes sevmiyor. Böreklerde vesaire yaparken de önce soğanı kavurup sonra eti koyarlarsa daha rahat ederler. Bu tip içli durumlarda. Biz de önce sıralamada bunları gerçekleştireceğiz. Tabii soğanı koyduktan belli bir süre sonra önce Biberli. biberlerimizi, sonra etimizi koyacağız. En son domatesimizi çok fazla ölmesini istemeyeceğiz, biraz sulu olmasını isteyeceğiz. Uh -huh. Bir de mevsimde esasında şu anda domates kullanmak çok uygun değil ama tarifinin orijinalinde domates olduğu için biz domatesi hazırladık. Ancak domateslerin evde hazır sosları varsa, evet yazdan hazırladık. Tabi tabi. Sos kullansınlar, veya domates salçası da kullanabilirler. Güzel. Hı hı. En son olarak da üzerine sarımsaklı yoğurt kullanacağız. Sarımsağımızı rendeledik içerisine zaten. O zaten ee, son aşırı. Üzerine de biber yakıp onu dökeceğiz. O güzel. Hı hı. Tamam peki. Tamam. O zaman siz yavaştan başlayın. Başlayalım. Kullama, ben artık sohbetimize geçeyim. Tamam teşekkürler. Evet efendim vakit artık sohbet köşemize geçme vaktidir. Bugün konumuz güzel ahlak olacak efendim. İnşallah güzel güzel konuşacağız yayınımız boyunca. Buyurun hep birlikte artık sohbet köşemize geçelim. Müzik güzel ahlaklı olmak ve ahlakı korumak Yüce Rabbimizin emridir. Peki Müslümanın ahlaki ölçülerinin kaynağı ne olmalıdır? Hakkıyla yapılan ibadetlerin ahlak inşasına etkileri nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı İlahiyatçı Erdal Ertor'un birazdan yeni güne merhaba da yanıtlıyor. Yeniden merhabalar efendim. Sohbet köşemizdeyiz. Güzel ahlakı konuşmak üzere. konumuzda bizimle birlikte. Erdal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz Anlayak hocam. Allah'a versin. Hamdolsun. Bizler deyiz inşallah cümlemize. Böyle her yeni günü güzelce karşılayıp aslında şöyle farkında olarak geçinme gayretindeyiz. Gayretinde olalım inşallah. Ya da benim bugünlerde bununla ilgili çok kaygım var belki o yüzden şu an dudaklarımdan da dökülen bu oldu. Bazen hocam şöyle olabiliyor gerçekten yaşayıp bitiriyorsunuz akşam olmuş eve gidiyorum hatta bazen yatağa gidiyorum uyku öncesi ben ne yaptım ya bugün nasıl geçti diyorum. Yani böyle çok hızlı ve biraz otomatik pilotta yaşadığımız günler olabiliyor. Bu biraz sıkıntı değil mi hocam biz Müslümanlar için? Neler söylersiniz? <laughs> evet. E, ben Hazırlıksız yerden girdim. <laughs> öncelikle e, tabii teşekkür ediyorum. Güzel bir program. Böyle bir e, kısa zaman diliminde elbette ki e, izah edilmesi, açıklanması gerçekten e, sığmayacağı için zor. Ama e, çok haklısınız. Ben şunu söyleyeyim İlker Hanım. Öncelikle günün bir monotonluğu hepimizin üzerinde öyle ya da böyle. Eve gittiğimiz zaman eğer e, başımızı iki elimizin arasına alıp da bugün ne yaptım diyebiliyorsak, aslında bir şeylerin yolundayız demektir. Ben bu vesileyle öncelikle e, müsaade ederseniz e, sohbetimizin başında kısacık bir dua ederek başlasak Lütfen. mı? Buyurun. E, başlayalım diye temenni ediyorum açıkçası. Çünkü sabahın saatindeyiz. E, bir taraftan biraz önce izledik mutfaktaki arkadaşlarımız çalışıyor. Evde bizleri e, mutfaklarından takip eden kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize, e, iş yerine gidip mesaisinden takip eden arkadaşlarımıza kardeşlerimize e, hastanelerde hastasının yanında e, ilgilenen gerek hasta yakınına gerekse sağlık personelimize efendim e, okullarda çocuklarımızla muhatap olan öğretmenlerimiz ve e, bizleri yine yurt içinden yurt dışından ekranlardan takip eden bu programı takip eden kardeşlerimize öncelikle günün hayır ve bereketini Cenab-ı Hak'tan nasip etmesini diliyor. Sağlık ve sıhhat içerisinde huzurlu aile yuvasına dönüp çoluk çocuğuyla ailesiyle beraber sıcak ortamda buluşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek bu şekilde duayla başlayalım istiyorum. İnşallah. Ee, girişteki bahsettiğiniz hususla alakalı tabii insanın, çalışan insanın yoğun bir meşguliyeti var. Çalışmayan insanın da meşguliyeti var çünkü başka şeylerle meşgul olduğu için o da çalışıyor demektir. Bizim akşam eğer günün bitiminde biz bugün ne yaptık diyebiliyor isek ve bu sorumuza da bugün kimseye zarar vermedik diyebiliyor isek bizim için büyük bir kazanımdır. Kimseden zarar evet. görmedik diye biliyorsak da bir kazanımdır e, diyerek herhalde söze o, çok güzel bu şekilde olacağım. başlayabiliriz. Bu beni biraz rahatlattı açıkçası bugünlerde. Evet. Çünkü ben yine verimli bir şey acaba yapabildim mi? Acaba birine fayda mı oldu mu? Şöyle mi böyle mi? 24 saat nasıl bitti ya da işte 18 saat diye böyle evet. hayıflanıyordum ama bu da çok güzel oldu. Ümit evet. var bir cevap oldu. Teşekkür ediyoruz. Peki evet, teşekkür hocam o zaman bugün konumuz güzel ahlak. Evet. Ne kadar konuşsak belki de e, bitmeyecek. Çünkü zannediyorum hani böyle... E, Sınırını koyamayacağımız bir şey gibi ahlak. Hani mesela cömertliğinde farklı farklı şekillere sıralanır ya dinimizde o hani e, seviye seviyedir aslında. Ahlak da sanki hocam böyle her birimiz için tabii ki e, çokça istediğimiz bir şey ama güzel ahlakın da gerçekten sınırını koyma. Hani bur, buradan sonrası yoktur demek biraz zor gibi sanıyorum. Nedir hocam ahlak dediğimiz şey tam olarak nasıl tanımlanır? Neden bu kadar kıymetli? <laughs> Yani ahlakı dinimiz özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, e, İslam olarak tarif ettiğinde İslam'ı güzel ahlak ya da güzel huydan ibaret diye tanımlar. Şimdi Müslüman olarak biz ahlakın bu tarafından baktığımızda Müslüman cenahından baktığımızda müminler olarak Peygamberimizin ortaya koyduğu bu ilkeyi biraz açmamız gerekiyor. Evet. Yani hüsnül hülkten kasıt nedir? Şimdi e, iyi davranışlar Efendim güzel davranışlar, e, ticarette e, karı efendim helalinden elde etmek, ibadeti yaparken o ibadetin bize kazandırdığı kazanımları hayatımıza uygulamak. E, dolayısıyla e, iç dünyamızdaki kötü niyetlerimizi, zihin dünyamızdaki farklı düşünceleri bertaraf etmek, e, izal etmek, yok etmek gibi sayabileceğimiz örnekler çok bunlara eğer pozitif bir katkı sağlıyor ise yaptığımız iş ve eylemler Müslüman açısından ahlak, mümin açısından güzel huy ve ahlak, farklı inanç ve kültürdeki insanlar için ise davranış olarak ifade edilir. İyidir. Aslında köken itibariyle, fıtrat itibariyle baktığımızda güzel yaratılmış, güzel işleri yapan insanın ortaya koyduğu ameller. Yani bir taraftan bu huyu ve ahlakı tarif ederken bir taraftan da insanın o huy ve ahlak doğrultusunda yaratılmasını da unutmamamız gerekiyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Yani en güzel surette yaratmış olduğu insanı Yüce Rabbimiz güzel ahlak yani güzel işler yapması için de fıtratına yerleştirdiği bir takım e, özellikler vardır. Bu özellikleri insan e, geliştirecektir, eğitecektir, ortaya çıkartacaktır ve ona uygun tavır ve hareketler sergileyecektir. Dolayısıyla bunu yapması halinde de yine o duruma karşı da yüce mevla ve nefsin ve mercevah hani yeminle ifade edilen ayetlerde bazı atıflar vardır. Bu şekilde yorumlanır. Yani kendisini yetiştirmiş, tezkiye etmiş, hı. güzelleştirmiş, geliştirmiş nefse, kişiliğe de Allahu Teala böyle bir ayrı bir değere sahip olma ifadesiyle vurgu yapar. Hı hı. Peki hocam. Ee, biraz daha böyle imanla güzel ahlakı ilişkilendirdiğimizde yani imanı daha işte iyi olanın ya da takvası daha yüksek olanın güzel ahlakı her zaman orantılı bir şekilde ilerler. Güzel ahlakını biz baktığımızda da görürüz. Şimdi şöyle olabiliyor bazen insanlara dışarıdan bakıyoruz hocam mesela yaptığı davranışlara e, kendimizce yorum ya çok güzel ahlaklı diyebiliyoruz. Bu çok güzel ahlaklı dediğimiz şeyin İslam'da ölçüsü takva mıdır? İşte biz güzel ahlaklı dediğimiz insanların aslında doğru orantıyla mesela imanlarının da yüksek olduğunu mu düşünürüz? Biraz daha konuyu açsak. Evet, bu en önemli iman ve güzel ahlak arasındaki bağın üzerinde çokça durulması gereken bir husus bu. İknur Hanım güzel bir yere değindik. Çünkü bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, yani Müslüman olarak yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi tam da bu nokta. Aslında ee, ibadetlerde dört başı mamur hani dört dörtlük secdede vakitlice duran efendim peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle kaldığı süre kadar kalmaya çalışan, giyimini kuşamını buna göre düzenleyen e, örneklerimiz çok. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yapanlarımızın sayısının artması için de Cenab-ı Mevla'ya dua ediyoruz. Ancak İş dünyamızdaki bizi yöneten farklı sahipler, çevremizde bizi etkileyen farklı sahipler, acaba bu secdede bulunduğumuz süredeki yaşadığımız hissiyatı, huşuyu ne kadar etrafımıza, şahsiyetimize, mahallemize, sokağımıza, iş yerimize yansıtabiliyoruz? Hı hı. Bu noktada bir takım sıkıntılarımız var. Eğer bunu yapabiliyor isek, o zaman o imanın gücü, efendim kuvveti, veya işte takva dediğimiz aslında takva bizim e, bu noktada Allah'ın e, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak, Allah Resulü'nün tavsiyelerine e, efendim uygulamalarına e, tabi olmakla bağlantılı bir husustur. Dolayısıyla bunları yerine getirmediğimiz zaman Rabbimizin sevgisinden ve merhametinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sevgisinden, muhabbetinden, dostluğundan ve komşuluğundan mahrum olmanın aslında sonucunu yaşayacağımız için, yaşayacağı için insan takvayı böyle yorumladığımızda Allah ile Resulü'nün emir ve yasaklarını ya da tavsiyelerini yerine getirmekte aslında asla istisna bir noktaya varmamaktır. Bunu yapar isek imanın e, zaten gereği de budur. Müslüman açısından, mümin açısından imanın gereği ee, Kur'an'ın bütün emirlerini, yasaklarını e, hayatına uygulamasıdır. Biz e, öğrenciyken ilahiyat fakültesinde okurken sınıfta bir arkadaşımız belki ise kulakları çınlasın diye hatırlatmak istiyorum. Bir arkadaşımız bir derste bu hani kitaplarımızda yer alır. İlmihal kitaplarımızda efendim e, tarih siyer kitaplarımızda aşireyin bir beşere diye bildiğimiz bizim ashabtan. Dünyadayken cennetlik olarak müjdelenmiş olanlardan bahseder e, kitaplarımızın bir bölümünde. Şimdi bu konu işlenirken bir arkadaşımız kalktı. Dedi ki e, hocam dedi e, bir de dünyadayken cennetlik olanlar var. Bunlar müjdelenmişse başka o zaman bir şey yapmasına gerek yok. Öyle mi anlıyoruz? Zaten garanti cennete gidecek. Evet aşereyi mübeşşereden bahsedince tabii. Şimdi e, gayri ihtiyari bir şekilde e, hocamız kalktı. Dedi ki öyle Mübeşşere aşireyi mübeşşere diyerek on kişiyle sınırlamanın İslam dünyasında Müslümanın hayatında bir kaydı olamaz. Ee, Kur'an bütün müminleri ve beşiril müminin diye e, uyarıyor ve müjdeliyor. Yani bütün müminleri cennetlik olarak müjdeler aslında. E, temelde böyle bir şey vardır. Ama bunu kazanmak insanın e, gayret ve sayu say gayretiyle ortaya çıkan efendim e, hani ölümü ve hayatı Yaratan Rabbin hangimizin daha güzel iş yapacağını, amelde bulunacağını, eylemde bulunacağını sınamak ve denemek için yarattı diyoruz ya Mülk Suresinde geçer. Evet. Tam da bu aslında imtihan, deneme ve sorumluluğu beraberinde getiren bir şey. Dolayısıyla biz bu yönüyle baktığımız zaman iman, takva ve hayatımıza uygulayacağımız amel dediğimiz eylemler aslında birbirinden kopmayan, birbirinden ayrı olmayan hususlardır daha da ileri gidersek belki inanma boyutu dışındaki yani inanmayanlara hitapla baktığımız zaman Allah'ın Kur'an'da zaten onlara bir sorumluluğu vermemekle birlikte evet. inandım diyenlere de Ma'un suresini hepimiz hatırlarız değil mi? Beş vakit namazı kılanlarla alakalı ciddi bir uyarısı var Rabbimizin. lil musallin der. Yani vay o namaz kılanların haline. Biz kendimizi bu noktada hani Vay derken aslında tehdit etmiyor ama namaz kıldığı halde yalanı varsa, namaz kıldığı halde ticaretinde efendim sahteliği varsa, namaz kıldığı halde yaptığı işinde helal ettirecek vakti zamanı kazancını e, temin ettiği işinde tam manasıyla, kamil manasıyla işini yerine getirmiyorsa, sözünde durmuyorsa vesaire gibi hususlarla bunu genişletebiliriz. Orada bize ciddi bir uyarı var. Ben günlük namazımı kılıyorsam o namaz beni kötülükten, fuhşiyattan, evet. her türlü hoş olmayan şeylerden de alıkoyması gerekiyor. Yani ancak bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Peki hocam tam da girdiğiniz noktadan devam etsek. Dediğiniz ya kişi bir mümin, bir Müslüman namazını kılıyorsa sadece namazla değil belki diğer ibadetleri de sayabiliriz ama namazla ilgili güzel de bir şey var Kur'an-ı Kerim'de zannediyorum. Koruyacağına dair de biz Kur'an-ı Kerim'den de bunu biliyoruz hocam. Yanlışsam lütfen evet. düzeltin. Evet. Burada şimdi hocam bir manada biz ibadetleri aslında ahlakın ve ahlaki manadaki düzelmelerin garantörü olarak da bir şekilde yorumlayabiliriz belki. Evet. Ama şimdi şahsım adına biraz daha özel bir yorumla soruyu yönelteceğim size. Bana soracak olursanız e, ibadetin zorluğuyla, İbadetin bir birine zor gelmesi, mesela günde beş vakit namaz, kılmayan için hakikaten zor gelebilir. İlk söylediğinizde, ilk başladığınızda tüm o kurallar ve benzeri, işte abdesti şuydu, hani ağır gelebilir. Ama şahsi fikrimi soracak olursanız, bir insana karakterinde olan bir şeyi değiştirmesini söylemek biraz daha zor gibi geliyor. Şu örnek üzerinden daha net anlatmaya çalışayım. Peygamber Efendimiz'e bir sahabe gelip sorduğunda ise yanlış hatırlamıyorsam ona öfkeni kontrol et gibi bir şey söylüyor değil mi hocam? Evet. İnanın mesela bana şimdi böyle bir şey gelse hani öfkeni kontrol et ya da işte daha sabırlı ol. Bununla daha çok çaba sarf etmek gerekiyor gibi geliyor. Mesela öfkeyi kontrol evet. etmek bir insanın fıtraten ya da hani mizacen alıştığı diyeyim. hani Belki öyle bir ailede doğdu ve daha celalli daha öfkeli bir yapıda. Tabii. Bunu kontrol etmesi mesela çok ciddi zor geliyor. Bu anlamda ibadetle ahlakın ilişkisini bize nasıl yorumlarsınız? Şimdi bahsettiğiniz örnek peygamberimizin hepimize tavsiye olarak söylediği rivayetlerden bir tanesinde yer alır. Hani kişi esas hani gerçek pehlivan diye ifade eder, güreşçi der hatta. Gerçek pehlivan sahada rakibini yenmek ya da galip gelen kişi değil, öfkelendiği anda öfkesini yenen ve onu kontrol altına alan kişi, gerçek galip kişiden bahseder. Tabii e, bizim e, buradan hareketle e, öğrenme anlamında bize Kur'an-ı Kerim'in ilk emriyle başlayan İkra bismi rabbikellezi halak diye yani yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlayan öğrenme ilkesi Kesinlikle. aslında beşikten mezara kadar ilim talep edilmesinin e, devamını bize e, getirirken burada bizim az önce söylediğinizden e, hareketle kişinin öfke anında öfkesini yenmesi hatta e, yaratılma e, yaratılmış olmanın getirdiği bir takım e, karakterleri, yapıları ya da özelliklerini değiştirmesinin zor olduğu aslında burada biz e, şunu hatırlatıyor bize bu soru yani biz e, ağaç yaş iken eğilir hı hı. E, aslında insanın Fıtratı belki değişmez ama eğitilme yönüyle bir takım düzelmeleri beraberinde getirir ki eğitim bunun için var. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren nefsimizi, çocuklarımızı, kendimizi din mübini İslam'ın güzelliklerinin olduğu yaşandığı gerek komşuluk ilişkilerinde gerek efendim bulunduğumuz iş ortamlarında arkadaşlık, dostluk, alışveriş yaptığımız insanlar ya da ortamlarla birlikte kimlerle nasıl tutum, davranış, hareket içerisinde olabileceğimizi düşünür ve onları yanımızda o şekilde bulundurur isek, insanın e, sair zamanda, ileri yaşlarda e, olabileceği, e, gelebileceği noktada onun eğitilmesine katkı sağlamış oluruz. Dolayısıyla e, bu noktada bizim imanın e, amelimize güzel yansıması, yani eylemlerimize, işlerimize yansıması, aslında e, ahlak dediğimiz şey güzel hareketler ya da tavırlar demektir zaten. Bunu Hı -hı. kelamcılar farklı, felsefeciler farklı yorumlamış olabilirler. Yani birçok farklı tanımlar olabilir ama e, İslam dini açısından baktığımızda e, güzel davranışların ortaya çıkması demektir. Hı -hı. Ama sadece güzel davranışla değil, kötü davranış da aslında bir e, ahlakı ilgilendiren bir şeydir. Hı -hı. Mesela rıfk, dostluk, arkadaşlık, hilim, yumuşak huyluluk bunların hepsi e, güzel yönüyle ifa bir yani dediğimiz Hı -hı. iyilik güzel yönüyle bakıldığında ahlakın güzel tarafı, kötülük, e, isyan, düşmanlık, evet. kavga, cimrilik, hırsızlık, çalma, efendim vurma, öldürme bu tür e, kötü olan şeyler de yine ahlakın hoş olmayan ya da hoş görülmeyen taraflarını ilgilendiren e, kavramlardır. Dolayısıyla e, biz güzel yönünü tavsiye etmek, evet. hani... İslam inancında emri bil maruf ve nehyanın münker. Güzel olanı ve güzel e, eylemler ortaya çıkaracak şeyleri tavsiye etmek ve bu tavsiye sonucunda da yaşadığımız ortamın daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanabilir bir ortam haline gelmesini sağlamak olmalıdır diye herhalde biraz daha Aha. açmış Biraz daha açmış, açmış oldunuz. Evet. evet hocam sağ olun. Şimdi de e, açmayı biraz daha daha da açmak için... Yeniden buradan devam edelim istiyorum. Emin. Şöyle soracağım. Dedik ya ibadetlerin bu ahlaki gelişimimiz üzerindeki etkisini. Son açıkladığınız cümlelerle aslında o ilk söylediğim şey var diyor hocam. Günü farkında olmadan evet. bir manada hızlı geçirmek. Birazcık bizim bu hızlı yaşayışımız, ne yaptığımızın aslında çok da <laughs> idrakinde olmadan yaşamalarımız etkiliyor olabilir mi? Örneğin siz de cümleleriniz arasında zikrettiniz. Namaz kılan birinin yalan söylüyor olması ya da işte ibadetlerini yerine getiren birinin aslında ahlakında eksikliklerin olması. Bir şeyleri yapıyoruz ama aslında çok da düşünmeden ya da çok da sorgulamadan mı devam edip otomatik pilotta yaptığımız şeylerin artık etkisi azalıyor mu hayatımızda ya da davranışlarımızda ya da ahlakımızda? Aslında şöyle bir şey var. Yani bu eksikliklerin olması ahlakında değil de davranışlarında bir eksiklik diye söyleyebiliriz. Hı. Yani dolayısıyla burada bizim ...şunu ifade etmemizde fayda var... ...bu tür insanların aslında... ...dini bilinç ve bilgiyle alakalı bir eksiği var diye düşünüyorum... Hı hı. ...yani şimdi namaza olan düşkünlüğümüz... Hı hı. ...eğer zekatı yapmadaki... ...tembelliğimize ya da aksaklığımıza... ...veya aksatmamıza sebep olmamalı... ...çünkü namaz kadar zekat da önemlidir... Evet. ...şimdi zengin bir Müslüman zekatında vermekte, sarf yerlerine, efendim etrafındaki fakir insanları görmekte eğer bir eksiklik, bir noksanlık görüyor isek namazındaki ısrarı, terkibi, hiç terk etmemeyi zekatta da yapmalı. Dolayısıyla bizim bu noktada sanki hani evet, evet yani kıyamet günü ilk hesaba çekileceğimiz ibadet namazdır. Zira peygamberimiz bunu e, hadisinde e, ifade eder bize. İnne evvele ma yuhasebu bihil abdu diye başlayan hadis-i şerifte böyle ifade eder. Ancak e, namazın da şu özelliğini kaçırıyoruz sanki diğer ibadetlerdeki eksiklerimizi e, hatırladığımızda. İnne salata tenha anil fahşa vel münker. Şimdi namaz insanı kötülüklerden alıkor. Zekatını vermeyen bir insan aslında fakir ve muhtaç bir kişiye kötülük yapmış oluyor. Yeah. Niye? Çünkü zekat fakirin Zenginin malındaki hakkıdır. Böyle bilinir. Bizim fıkıh kitaplarımızda, e, efendim uygulamalarımızda böyledir ve rivayette böyledir. Peygamberimizin yaşamında da böyledir. Dolayısıyla fakirin hakkını vermediğimiz zaman gasp etmiş oluyoruz. Bizim malımız değil. Verir isek malımız artacak. Bunu da biliyoruz. Yani Müslüman mümin bunu bilir. Bu e, bilinçle hareket eder. Yani çünkü e, içerisindeki helal olmayan, olmadan farkında olmadığımız kazanımları ortadan kaldırır ve temizler aynı zamanda. Malı bereketlendireceği gibi malın içerisini de temizleyerek artmasına sebep olur. Dolayısıyla her ibadetin namaz gibi, efendim, şimdi eline tesbihi alıp defaatle kelime-i tevhid, zikir vesaire güzel bir ibadettir, evet. güzel bir zikirdir. Evet. Ama bunu efendim yoldaki ee, bir insana geçiş hakkını verme konusunda uygulamıyor, uygulayamıyor isek orada bir eksikliğimiz varsa bizim o zaman ibadet ve inanç, ahlak, din yaşantımızla ilgili bir sıkıntımız var demektir ve bunu gözden geçirmemiz gerektiğini söylememiz lazım. Yani böyle bir Durumu da kaçırmamamız gerekiyor. Çok çok haklısınız. Ağır bir cümle hocam. İnanın hani böyle kafa sallıyorum ama evet. düşününce gerçekten insanın çok derinden sarsan bir şey. Çünkü e, bazen sizden çıkan davranışların aslında bir müminden meydana gelmemesi gereken davranışlar olduğunu evet. düşündüğünüzde işte tam söylediğiniz gibi o zaman sarsılıyorsunuz. Ya ben beş vakit namaz kılan biriyim. Ya da ben mesela illa namaz anlamında da söylemeyelim. Mesela imanını çok... E, kuvvetli bulan müminler olabiliyoruz çoğu zaman ya da Allah sevgimizde tabii ki hepimizin hani sevgisi inşallah yüksek de evet. ama mesela bunlar olduğu zaman dediğiniz gibi o zaman bir sorgulamak gerekiyor diyorsunuz ya. Aslında o sorgulamayı belki her daim yapsak o bizim değişimimizi de biraz daha tetikleyecek bir şey olacak tabii inşallah ki. ama tam buradan devam edelim o zaman. Hepsinin ötesinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Evet. Ve aslında tüm çabalarımızda bir manada tüm adımlarımızda ona benzemek için ona yaklaşmak için sanıyorum çünkü ona ne kadar benzersek aslında o kadar iyi bir Müslüman olduğumuzun da göstergesi. Neyi kastediyordu efendimiz bu cümleyi söylerken? Evet, e, Peygamberimiz bu noktada bunu söylemeden önce Kur'an-ı Kerim'in bizzat Peygamberimizin ahlakı, onun gönderilmesi, e, nin hikmeti, niçin gönderildiği ile ilgili ayetleri hatırlamamız gerekiyor öncelikle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Şimdi peygamberimizin böyle bir görevi var. Bütün alemlere, sadece Müslümanlara değil bakın bütün dünyaya, bütün insanlığa rahmet peygamberi olarak gönderilmiş. Ayrıca bu rahmet nedir? Yani iyilik yapanları müjdelemek, kötülükle meşgul olanları da uyarmak. İnne ersenake şahiden ve mübeşşiren ve Başka bir ayette de böyle ifade eder. Yani biz mutlaka seni şahit. insanların yaptıklarını gör. Onların e, efendim e, bu görmen üzerine onları uyar. Ya da efendim e, e, tehlikelerden dolayı uyar. Ama güzelliklerden dolayı da müjdele. Şimdi e, hal böyle olunca diğer tarafta inneke la ala hulukun azim. Bir başka ayet-i kerimede de kalem suresi yanılmıyorsam. Orada da sen yüce bir ahlak üzeresin. Şimdi Peygamberimizin yüce bir ahlak üzere olmasını nasıl anlayacağız biz? bu İnne ma li ahlak. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisini kürsülerden, efendim minberlerden, mihraplardan rivayet ederek mi anlayacağız sadece aktar aktara? aktara? Hı hı. Yoksa hem aktaran hem dinleyenler olarak ya bu bana bugünkü şu davranışımın yanlış olduğunu hatırlatıyor. Hı hı. diyerek mi aktaracağız? Ya da efendim işte giyimi, kuşamı, şemaili şöyleydi peygamberimizin. Onun gibi giyinmeyi mi ben onun ahlakına bürünmüş gibi algılayacağım? Buraları iyi tetkik etmek gerekiyor. Allah Resulü'nün ahlakında bizim için güzel örnekler var. Yine ayeti kerime bunu bize ifade eder. Lagat كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ hasene. En güzel örnekler var. Hani yaratılışımızın gayesini biraz önce Mülk Suresi'nin ilgili ayetinden bahsettim ya. Yani güzel amelleri hangimiz yapacak onu sınamak için Allah bizi gönderdi. Şimdi bizim yaşamımızın temelinde eğer dünyalık bir işe ulaşmak, bir hedefe ulaşmak var ise insanın dünyası o hedefin etrafında döner. Bu hedef geçici bir hedeftir. Menfaatlik bir hedeftir. Faydacı bir hedeftir. Dolayısıyla o fayda elinden gittiği an, o faydandan dolayı da etrafında onlarca belki insanlar, işte vesaireler dolaşır, bekler. E, oradan bir şey ben de elde edebileyim diye. Ama o menfaat, o e, hedefi elden gittiği an yalnızlaşır, kendi haline kalır ve dolayısıyla bu hedef doğrultusunda hareket ettiği müddetçe Rabbine karşı, Rabbinin gönderdiği peygamberlerin getirdiği mesajlara karşı ve yaratılışına fıtratına karşı insan yozlaşır ve yabancılaşır. Şimdi güzel ahlaka baktığımız zaman peygamberimizin bir iki tanesini belki örnek olarak söylememiz yeterli olabilecektir vakti fazla almam adına. Şimdi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderdim, gönderildim. Bu güzel ahlak bize eğer Medine sokaklarında gezerken pazarda elini tahıl ya da işte buğday türü ürünlerin satıldığı bir çuvalın içerisine koyup üstündekinin güzel altındakinin ıslak ya da bozulmuş bir ürün olduğunu gördüğünde bizi aldatan bizden değildir. Ee, keşke hatalı kusurlu olanı üst tarafa koysaydın belki onu da alabilecek çıkacaktır. Mesajını veren bir Allah Resulü'nü biz gözümüzün önüne getirip hayatımızda bunu uygulayabiliyor isek güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğim mesajını almışız demektir. Yani şeklen, zahiren bir mesajın ötesinde hikmeten e, içe dönük hem dünyayı hem ahireti kurtaran e, bir mesajı almış olarak bunu en azından değerlendirebiliriz. Yoksa ben e, ticaretimi yapar buradan da karım ya ticaret üzerinde de yoğunlaşmış gibi olmayalım ama. E, ister istemez dönüp dolaşıp geliyoruz. Mutfağımıza giren iş ticaretle alakalı. Yemeğimiz onunla alakalı. Çalışmamız bununla alakalı. Her bir işin bir karşılığında mutlaka bir şeyle muhatap oluyoruz. Alım satım işiyle. Dolayısıyla e, ya da e, yalan söylemeyi ifade edelim. Yani cimrilik ile yalan söylemenin bir arada olmadığını ya da kötü ahlak ile efendim yalan söylemenin bir arada olmadığını e, söyleyen bir peygamberimiz var. Şimdi bütün bunları biz, evet Allah Rasulü'ne iman ettik, peygamberimiz son e, peygamber, peygamberler zincirinin son halkası, e tamam mı? Tamam değil. İman ettik amenna hı hı. ama e, iman etmekle biz kurtulmuş oluyor muyuz? Amelimiz bize ne diyor? Yani ne yapıyoruz biz? Yani bir araçla giderken trafikte e, bekliyor muyuz ışıkta yoksa geçiyor muyuz? Nitekim bunları ekranlarda gördüğümüz zaman canımız acıyor. Yani e, insanların hayatına kast ediyoruz veya çalıştırdığımız işçimizin hakkını alın teriyle verebiliyor muyuz vaktinde zamanında? Şimdi e, cuma namazlarında vaazları dinliyoruz. Dağılıp gittiğimizde rızkımızı temin için tekrar iş yerimize gittiğimizde bütün bu hesabı ve muhasebeyi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla güzel ahlak bütün hayatı kuşatan hayatımızın her yönünü, amellerimizi, sözlerimizi, çocuklarımızla ilişkilerimizi eşimizle, ailelerimizle, ailelerimizle ilişkilerimizi düzenleyen aslında e, ilkeler bütünlüğü olarak ifade edersek peygamberimiz bize burada en güzel örnekliği göstermiştir. Yani şimdi Enes e, radıyallahu anh yanında yıllarca peygamberimizin hizmet etmiş veya hizmetinde bulunmuş. Birlikte bir arada bulunmuşlar. Sufe de e, ama şunu der. Bir defa bana kızdığını görmedim Resulullah'ın. Şimdi biz acaba bunu yapabiliyor muyuz? Bir hesap etmemiz lazım kendimizi. Çocuğumuzla ilişkimizde ufak bir şeyden dolayı öfkeleniyor muyuz? Öfkeleniyoruz. Evet. Ama bu öfkeyi kontrol etmemiz gerekiyor mu? İş dünyamızdaki bizi rahatsız edecek o yaratılışımıza yerleştirilen aceleci olma, tartışmacı olma, Kur'an ifadesidir bunlar. Özelliklerini acaba biz bir atölyeden, bir tezgahtan geçirerek bir seviyeye getirebiliyor muyuz? Ya da fark edebiliyor muyuz? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Bu muhasebeyi de kendi iş dünyamızda öncelikle yapmamız gerekiyor ki kendi tavır ve davranışlarımızın öncelikle başkalarının tavır ve davranışlarını eleştirmek ya da yermenin öncesinde kendi tavır ve davranışlarımıza bakmamız gerekiyor. Her birey, her kişi bu kendisini kontrolünü yaparsa sanırım aşama aşama, basamak basamak diğer insanların da e, tavırlarına o noktada herhalde bir katkı Elkisi sağlamış olacaktır. olacaktır diye. Peki. Erdal Elkide Hocam bu son söylediğiniz de çok kıymetli zannediyorum. Aslında hani e, kendimizden öncelikli olarak sorumlu olmamız dolayısıyla da hani kendimize bakıp kendimize daha ziyade eleştirmemizle ilgili. Evet. Ya da e, önceliğimizin, sorumluluğumuzun buradan başladığının bilincinde olmak. Çünkü çok kalabalıklar içerisinde yaşıyoruz artık. Sürekli birileriyle temas halindeyiz. Trafikte kalabalıktayız. İş yerlerimiz daha işte sosyal ortamlar içerisindeyiz. Sosyal medyada sürekli birileriyle iletişim, etkileşim halindeyiz. İşte tüm bu etkileşim halinde bir süre sonra kendinizi e, bir konuyla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili değerlendirme yaparken hep böyle dışarıya dönük. Aklımız. O böyle yaptığı için böyle yaptım. Evet böyle yaptım ama o da şöyle yaptı. Sürekli böyle cümleler kurarken bulabiliyoruz. Buradan devam edelim birazdan nerede olacağım çünkü evet. önemli burası. Ama şimdi efendim buyurun hep birlikte etkinlik köşemize geçelim. Behice Hanım bakalım ne durumda? Neler yapıyor? Yeniden. Tartmalar tamam herhalde. Sütü, kokular sardı. Evet evet. Bugün çok güzel bir yemek yapıyoruz. Ee, kızartmalarımız hazır. Patatesimizi ve patlıcanımızı kızarttık. Hı hı. Eğer bu yemeği tamamen hani bu dikdörtgen e, kaba sığacak şekilde yaparsak burada e, biz 3 patlıcan kullanmıştık. Onlar 6 patlıcan tercih etmesi gerekiyor. Hı, tamam eğer bu boyutta olursa evet. biraz daha patlıcanı fazla tutsunlar. Aynen. Tamam. Şimdi bunun yarısına biz patlıcanımızı sereceğiz. Yarısına da patatesimizi sereceğiz. Oo çok güzel göz. Üstüne de kıymalı sos düşünsenize ne kadar güzel. Allah. Evet. Patlıcan yiyemeyenler için alternatif kabak olabilir mevsim sebzelerinden olabilir. Bu arada biz bunun altına herhangi bir yağ koymadık ekmeğin altına. Ekmeğe hiçbir şey koymadık. Koymadık çünkü şu an e, patlıcan nasıl bir de kıymalı sos. kızartmada biliyorsunuz sebzeler yağ çekiyor. Evet. Onun yağı bu yemeğe yeterli olacaktır. Yarısına da patatesimizi yerleştiriyoruz. Ee, bu arada tekrar fırınlanmayacağı için ala kızartma yapmasınlar ee, ama eğer diyelim ki misafirin gelmesine zaman var az kızartıp daha sonra fırına da verebilirler ısıtma amaçlı yoğurdunu ekmeden önce. Hmm, tamam hazırladıktan sonra Tabii. ısıtmak için yeniden evet. fırına girebilir diyorsunuz. Bu arada biz e, soğanlarımızı kavurduk, <laughs> soğanlarımızı kavurduk, biberlerimizi de üzerine ilave ettik, e, kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamızı da kavururken e, hızlı kavurmaya dikkat edelim. Topaklaşmasını istemiyoruz. Hmm. Yalnız kıyma kavurması bittikten sonra ben içerisine bir bardak da su koyacağım. Çünkü ekmekleri ıslatmasını Sulantılı istiyoruz. Diye, değil mi? Hı -hı. Sulu bir. Evet hafif sulu olacak. Şimdi e, kıymalı içte tekrar hatırlatalım biz. Kıymalı içi ne için kullanabilirler? Hı. Hazırladığımız kıymalı... bu kıyma içini. Evet. Makarna da kıyma sos olarak kullanabilirler. Uh -huh. Kıymalı erişte yapabilirler, karnıyarık yapabilirler, karnıyarın için doldururken kullanabilirler bu şekilde. Ee, yağlama için kullanabilirler. Yağlamayı da aynı böyle mi oluyor? Evet, aynı şey. böyle yapıyoruz. Güzel. Ancak biberleri Kayseri biraz daha yağlı. küçük doğuruyoruz. Daha küçük. Tabii. Topaklaşmaması için dediğim gibi hızlı karıştırmak ve bol bol ezmek gerekiyor topaklaşırsa istediğimiz şekilde olmayacaktır. Kıymalarımız tamamen kavrulduktan sonra biber salçası ve domatesini de ekleyeceğiz. Bu arada ben doğramış olduğum sarımsakları şu aşamada eklemeyi tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü en baştan eklerseniz kokusu içerisine çok fazla sinmiş oluyor ya da ölüyor içerisinde hissedilmiyor. Hı hı. Arada eklerseniz daha farklı bir tat elde edersiniz. Ben genelde arada eklemeyi tercih ediyorum. Ama en sonda eklenebilir. En sonda çok çabuk pişmediği için en son eklemeyi tavsiye etmiyorum. Hmm. Peki o zaman, zaman diri kalıyorlar diyorsun. Evet diri kalıyorlar. Evet. Ama Bayağı en da başta koydunuz, da Kaç diş koydunuz Sarımsağ'a? İki diş koyduk. İki diş. Ee, bugün iriydi dişlerimiz hmm. bu kadar. Hani iri dişler koyduk. Hmm. Peki. Bugün akşam yemeği güzel olacak inşallah. Gerçekten. Ee, kıymanın girdiği her yemek güzel. Kesinlikle. Bu arada tuzu, karabiberi kendilerine kadar Ekleyelim. isterlerse Hı. ilave edebilirler. Biz de buradan biraz tuz ekleyeceğiz. Ee, i̇ç yaparken, soğan kavururken biraz tuz atarlarsa eğer soğan daha hızlı kavrulur. Bu da onlar için küçük bir püf noktası olsun. Hı. Zamanları azsa karabiberimizi ilave ediyoruz. Pul biber olmazsa olmazlarımız. Tabi acı yiyemiyorlarsa... Bunları eklemesinler. Toz biber eklemeyeceğiz. Toz biberi en son sosumuzda kullanacağız. Sos için. Evet. Yağda. Hı hı. Evet. Peki şimdi kıymamız biraz daha kavrulacak. Evet. Sonra salça ve domates dediniz. Evet. Bir bardak suyu unutmasınlar çünkü ben eklemiş olacağım. Kıyma tamamen kavrulduktan sonra ekleyeceğim. Anladım tamam. Şimdi siz bir sohbetteyken kıymanın kavrulması tamamlandıktan sonra salçayı ve domatesleri ekleyeceksiniz. Biraz daha Hı -hı. böyle kavurup zannediyorum. Evet. Bir su bardağı su. Bir su bardağı su ilave edeceğiz. Tamam. Onunla biraz sulandıracaksınız. Hı -hı. Üstüne döktüğünüz Üstüne kısımda Üstüne beraber göreceğiz dökeceğiz. Tamam peki. Siz kavurmaya devam edin. Tamam. Ben de artık sohbet köşemize geçeyim sevgili izleyenler. Konumuz bugün güzel ahlak. Erdal hocamızla birlikte detaylandırıyoruz efendim. Buyurun hep birlikte sohbet köşemize geçelim. Ardından yeniden yemeğimizin son halini göreceğiz burada. Müzik Evet kıymetli izleyenler devam ediyoruz efendim yayınımıza. Günümüzün konusu güzel ahlak. Nasıl daha ahlakımızı güzelleştirebiliriz? İbadetlerimizin ahlakımız üzerindeki etkisini nasıl artırabiliriz? Detaylıca konuşuyoruz bugün efendim. En son peygamber efendimizden örnekler vermiştiniz. Evet. Bizim güzel ahlakımıza etki eden davranışlarımızın ya da ibadetlerimizin bazen de aslında ibadetlerimizde iyi olduğumuz ama ahlakımızda bazen sıkıntılar olabildiğinizi fark ettiğimiz yerler olduğunu konuşmuştuk aslında çokça detaylandırdınız. En sonunda dediniz ki önce kendimize bakmalıyız aslında. Önce kendimizi yorumlayıp kendimizi daha da güzel bir hale taşıma gayretinde olmalıyız. Ben de tam buradan soracağım hocam. Kendim üzerinden örnek vereceğim. Yine kendimi eleştirdiğim bir noktayı söyleyeyim. Bazen mesela hocam çok basit anlarda bile başkalarını suçladığınızı çok rahat fark edebiliyorsunuz. Örneğin mesela bazen araçla giderken hocam niye daha çok yaptığım şeyden utandığımı da söyleyeyim. Mesela e, Kur'an-ı Kerim dinliyorum ya da hadis-i şerifler çalıyor radyoda söylüyor. O sırada hocam çünkü trafik gerçekten insanın stresini yükselten bir şey. Şimdi bu manada da hakikaten hepimiz için de gerçekten böyle e, bizi nasıl diyeyim uyaran bir şey gerçekten. Bir anda mesela biri önünüze kırabiliyor, yapmaması gereken bir şey yapabiliyor. Karşınızdaki hatalı olsa bile. Hani dedi ki ben mesela o an bir, bir sesimi yükseltebiliyorum, bir şey yapabiliyorum. bir falan tepki. Sonra ki orada ayetler dönüyor. Ve ben kendimi kaybedebiliyorum ya da başka benzer örnekler de yaşayabiliyoruz. Dışarıdan uyarıldığımız ya da uyarılmadan tepki gösterdiğimiz zamanlar da olabiliyor. İnsanın bu manada kontrolü olmasını sağlayan şey nedir? Belli alışkanlıklarını kazanmamız lazım. Daha böyle hilm sahibi olmak için uğraş vermemiz mi lazım? Nedir hocam? Aslında bu hepimizin yaşadığı bir şey. Yani sadece sizin değil. E, sokağa çıktığımızda belki araçla gitmek de gerekmiyor. Hı. Yaya yürürken de birçok şeyle karşılaşabildiğimiz durumlar. Tabi burada bizim e, yani bir Müslüman olarak öncelikle bir sorumluluk e, duygusunu e, geçmeden, onu atlamadan ifade Hı. edelim. E, aslında hepimizin bir sorumluluğu var. Hı. Bu sorumluluğumuz yani e, inansın inanmasın insanın yaşadığı ortamda bir toplum huzurunu sağlamak, efendim ee, bu huzura katkı sağlamak amacıyla bir takım görevlerimiz, sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki işte burada konu trafikse, yolda yürürken araç kullanıyor isek, yani bizim için belirlenmiş olan güzergahı ya da efendim e, yolu takip etmek veya işte konmuş kurallara uymak. Bu e, insani olarak toplumsal karmaşayı ortadan kaldırmak akışı rahatlatmak üzere yapılan şeyler. Buna uymak gerekiyor. Ama bir taraftan, biraz önce de söyledik, bunu sabote edecek durumlarla karşılaştığımız zaman da bize Rabbimiz hep sabrı ve sakinliği tavsiye eder. Hı. Peygamberimiz de bu noktada hani öfkelendiğimiz zaman işte sabrımızı ve nefsimizi kontrol etmeliyiz, sabırlı olmalıyız. Tabii insan sabretmesi ve kontrol etmesi de zor. Niye? Çünkü fıtratında aceleci, tartışmacı vesaire ifadeyle e, yorumlanan bir özelliği var bahsedilen özelliği var. Ama her halükarda ne olursa olsun bizim e, sokakta karşılaştığımız, yolda karşılaştığımız veya farklı ortamlarda karşılaştığımız bu tür benzer durumlarda mutlaka e, iletişim dilimiz olarak da yani bir söz söyleyeceksek, ya da bir e, bir şey yapacaksak o esnada konuşma ihtiyacı var ise mutlaka bunu en güzel ifadeyle en uygun bir cümleyle sözle ifade etmek gerekir. Bazen insan haklı olduğu halde bile kendini haksız kusura bakma ben haksızdım herhalde yanlış yaptım hı hı. diyebilmeliyiz. Burada onur, kibir, gurur meselesi yapılmaz ancak şunun için söylüyoruz evet haklılığını haklı olarak ortaya koyacaktır. Hukuki bir takım şeyler varsa bunu da elbette ki takip ederek e, araştıracaktır ama e, insanın e, nefsi çok acelecidir. Ve e, bu nefis çoğunlukla aceleci olan, emmare olan nefis de o sınıfları bahsedilir nefsin mertebelerinden. Nefse emmare denen şey insana kötülüğü emreder. Hı hı. Bir anda hiç e, hesabınızda olmayan, hesapta olmayan başka bir muameleyle karşılaşma ihtimali çok yüksek olabiliyor. Yani bu yani her toplumda var. Yani bizim kendi toplumumuzda da var. Başka milletlerde, topluluklarda da var olan şeylerdir. Bu bizim eğitim eksikliğimizden, bilinç eksikliğimizden, sorumluluk eksikliğimizden, başkasının hakkına saygıyı efendim e, belki ihmal etmemizden, göz ardı etmemizden ya da önceliğimiz şudur dememizden kaynaklanabiliyor. Yani bunlar mümkün. E, bu trafikte böyledir, iş yerinde böyledir. Efendim e, bir başka ortama gidersiniz böyledir. Ama herkes işte burada bu olduğu yerde e, bu tavırları sorgularsa hı hı. benim işte İlknur Hanım'a ne zararım olur? Niye zarar vermeliyim? Ya da işte Ahmet Bey'e Mehmet Bey'e sokakta ben onu niye engellemeliyim? Niye önüne geçiyorum? Şimdi marketlerde alışverişe geçiyorsunuz veya büyük, büyük AVM'lere herkes gidiyor değil mi? Evet. Yani siz orada beklerken pat diye birisi gelip önünüze girebiliyor mu? Girebiliyor. Bir şey dediğinizde işte hanımefendi veya da beyefendi bak burada bekliyoruz dediğinizde yani çok farklı cevaplar aldığımız söz konusu. İşte çocuğum acele işte dışarıda bekliyor veya işte şunun vardı falan veya size hiç bakmıyor hiç bakmadan gayet usul bir şekilde geçip he, keyfek eder alışverişini yaparak çıkabiliyor. Ama bizim o yanlışı gördüğümüzde bir Müslüman olarak sorumluluğumuz öncelikle elimizde. Hani kötülük diyoruz ama bu kötülük değil fakat davranışı kötü. Hı hı. Yapılan iş hoş olmayan bir iş. Sırada bekleyen onlarca belki insanın hakkını gasp ediyor. Ben de bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Ona işte kadınsa hanımefendi, erkekse beyefendi bak burada sıra buradan devam ediyor. Siz de burada bekleyebilirsiniz. Bir üsluptur. Kardeşim görmüyor musun burada bu kadar insan bekliyor demek bir üsluptur ama bu yanlış üsluptur. Bu çünkü provokeyi beraberinde hemen çünkü o aceleci şeyi tırmanarak biz kaşmış oluruz. Hı hı. Ve hiç beklenmedik olmadık bir yerde de e, çok farklı bir, bir muameleyle evet oluyor. gereksiz bir tartışmaya da girilebiliyor. Çoğunlukla insanlar bunu tercih ediyor ama. Bu yanlış bir üslup. Ne yaparsak yapalım. Hani göz ardı etmek, görmemezlikten gelmek değil. Evet, hak ise doğru olanı orada güzel bir şekilde rencide etmeden, onurunu kırmadan, incitmeden çünkü insan onuru önemlidir. Dolayısıyla eşref-i mahlukat olan kişiye kalkıp farklı bir tavırla yaptığı bir yanlışı belki farkında olmadan yaptı. Onun karşılığında hakarete varacak ifadelerle de muamelede bulunmak doğru değil. Dolayısıyla bu tür durumlarda sabrı, sükuneti ve güzellikle konuşmayı tavsiye etmeyi peygamberimiz de bize öğretiyor. Zira o İslam dinini tebliğ ederken hatırlarsınız şöyle bir zihnimiz yoklarsak hatırlarız hepimiz. Kur'an bizzat peygamberimize bunu hatırlatıyor diyor ki eğer sen etrafındaki insanlarla konuşurken ya da seninle tartışanlarla sen de tartışmış olsan kaba ifadeyle efendim öfkeli ifadelerle davranmış olsan etrafında kimse olmaz dağılıp giderdi. Öyle kün tefazzan kalizal kalbilen fazu min havlik. Yani senin etrafındakiler dağılır giderlerdi. Dolayısıyla o etrafındakilerin mıknatıs gibi çekilmesini ve toplanmasını sağlayan hı hı. yumuşak sözlü olması ve cadilhum billetihi ehsen ayetindeki ifadeyle de güzel bir tartışma, güzel bir anlatma, güzel bir üslup kullanılan güzel bir ifadeyle yanına çekme tarafında hep pozitif tarafından bakarak hareket etmiştir. Bu noktada böyle hareket etmemizin sanki hem bireysel hem toplumsal e, sosyolojik e, barışı sosyolojik ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlayacağı tarafından herhalde yorumlanması daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet, hocam aslında sanırım tam da bu anlattıklarınız. Ee, yine Kur'an-ı Kerim'de çok net gördüğümüz, evet. en son söylediğiniz Peygamber Efendimiz'de hani Allah-u Teala'nın ile direkt söylediği, sen evet, evet. yumuşak olmasaydın sonuçlar olumsuz olabilirdi. Ya da işte yine Hazreti Musa'yı firavuna gönderirken bile ona yumuşak söz söyle demesi. Evet. Ya da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aynı belki de terbiye ve o sistemle devam edip işte Muaz Bin Cebel sanıyorum, vali atadığında evet. topluma güzel ahlakla davran demesi. Aslında hepsi Aynı e, tohumun nüveleri gibi. Bize bugün bu şeyden düşen nedir? Şimdi Gerek bu, iş yerlerimizde, iş ahlakımız söz konusu olduğunda, gerekse yine toplumsal <laughs> ilişkilerimizde. Yani bu güzel ahlak e, aslında e, ahlaki hamide, övülmüş ahlak vesaire şeklinde ifade edilen farklı cümlelerle tanımlanan ahlaki davranış e, Müslümana göre temelini Kur'an'dan ve sünnetten alan, Müslüman olmayana göre de aslında öğretileriyle bir şekilde yine e, ilahi vahye dayalı bir tarafı var. Hı. Şimdi Peygamberimizin evet yani kendisi güzel ahlaklı e, Kur'an'ca övülmüş bir ahlaka sahip ve e, e, Peygamberimiz kendisi de bizzat çevresindeki ashabına, arkadaşlarına, ailesine hep ahlaki güzellikleri tavsiye etmiştir. Hı hı. Şimdi tabi bu bizim e, tavsiye etmişleri biz hayatımıza getirmemiz gerekiyor. Yani dönüp dolaşıp geliyoruz. Bunun bir hedefi var. Dünyadaki huzuru sağlamak, ahiretteki cenneti temin etmek. Şimdi baktığımız zaman müminin hedefi evet dünyada huzurlu yaşaması, rızayı ilahi doğrultusunda yaşaması ve bunun sonucu yani bir takvimle sınırlı ömrümüz var. Biz bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu süre bittiği zaman bu dünyayı biz terk edip e, baki aleme göçeceğiz, bu bir hakikat. Dolayısıyla ona hazırlık, onu kazanma yönüyle mücadelemiz cenneti hedeftir. E şimdi bu davranışları burada sergilersek cenneti kazanmak için uğraşmış oluyoruz aynı zamanda. Aslında hani tabiri caizse bir taşla iki kuş gibi, ibadeti güzel yaparsak yaşamımız da güzel olur, ahirete gideceğimiz yoldaki aşamamız da o noktada yolunda gitmiş olur. Şimdi peygamberimizin tavsiyelerinde bu var. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyor mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Orada tabi e, vali ama bir yönetici e, olmanın ötesinde bir öğretici, öncelikle bir eğitimci, öğretmen talep ediliyor. E, efendim oradaki işleri veya işte güzellikleri insanlara anlatacak, öğretecek, okur yazarlık öğretecek evet. birilerinden bahsediliyor. Peygamberimiz gönderirken tavsiyelerini soruyor. Yani ya Resul, e, işte ey Muaz Gittiğin yerde insanlara nasıl hükmedeceksin? Hı. Öncelikle diyor ki ya Resulallah önce Allah'ın kitabına bakarım. Yani oradaki bana yol gösterecek ilkeler neyse onu e, uygulamaya çalışırım. Peki orada bulamazsan? O zaman Allah Resulü'nün e, öğretilerine, hayatına, efendim eee tasvip ettiklerine, uyguladıklarına, söylediklerine bakar. O, onu uygularım. Hı. Orada da yoksa dediği zaman hani kendi işte adımla re'yimle hareket eder uygularım dedikten sonra bütün bunları yapsan da insanlarla mutlaka güzel davran, kırıcı olma ifadesini ziyade olarak arkasından ekler Peygamberimiz. Hı hı. Şimdi bu bir örnektir. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Biz e, çocuğumuz okula giderken oğlum veya kızım sınıfında beraber oturduğun arkadaşının kalemini izinsiz alma hı hı. veya işte silgisini izinsiz kullanma veya ihtiyacın varsa bile alabilir miyim diye ver Veya işte bir şeyin eksilmişse öğretmenine ver güzelce. Ama kavga etme. Hı hı. Ee, söyleseydim ben sana zaten bir tane de hediye ederdim. Deyiver. Şimdi bütün bunlar aslında küçüklükten itibaren verildiği takdirde insanın bütün yaşamını o sınırlı ömrünü de kuşatan ve oraya yayılarak güzelliği etrafında e, bunları yapacak insanların sayısının artmasına vesile olur. Hı hı. Ama mesela biz bütün bunları böyle yaparken, bir taraftan bizim davranışlarımızı, tutumlarımızı, zihin dünyamızı etkileyen birçok sahik de var. Şimdi fiziki ortamda bunlar, evet tamam mümkün. Fakat bir de sosyal medya ortamları var, dijital ortamlar var, hı. platformlar var. Buralarda bizleri hangi tehlikeler bekliyor? Dokunduğumuz her yerden bir bilgi fışkırıyor. Hı hı. Bu bilgi ne kadar doğru? Efendim e, kaynağı nedir? Ne kadar sağlıklı? Ne kadar sahih bilgi? Her yerde dini bilgilerle karşılaşıyoruz. Bunun kaynağını araştırmak. O dini bilgi bize ne öğretiyor? Kötülük mü öğretiyor? Efendim, e, yani Kur'an'ın ve Sünnet'in ışığının ötesinde başka bir şey mi öğretiyor? Bunu da sorgulamak lazım aslında. Hani kurgu kuru taklitlerden, kuru söylemlerden, e, yavan efendim davranışlardan ziyade e, anlamı olan, e, hayatı anlamlı kılan insanların hayatına anlam ve yön veren, bir insanın hayatına da katma değer katarak dokunan eylemleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu noktada evet yani peygamberlerin varisleri ulemadır. İlim sahiplerine, e, ilim insanlarına, e, hocalara, bizlere hepimize büyük işler düşüyor, görevler düşüyor. Bu noktada toplumumuzun güzel ahlakı, Efendim güzel davranışları, insanlığın e, öğrenmesi adına Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerçekten e, her alanda yoğun çalışması, çabası var. Gerek e, görsel alanda yayınlarla, işte e, arazide icraatlarla müftülüklerimiz din görevlerimizle başkanlığımız merkezinden yönetilen efendim kurgulanan planlar programlar dolayısıyla hakikaten bu noktada toplumumuzun hani o sahabe döneminde peygamberimiz dönemindeki erdemli topluluk olma gayreti içerisinde her bireyimize bir e, eksikliğini giderebilecek fark edeceği farkındalık oluşturacağı e, faaliyetler ve eylemler yapmak üzere çalışmalarımızı Sürdürüyor ve bu noktada hasbel kader her birimizin küçük de olsa katkıları için mücadele veriyoruz. Yani biz hayatımızdan peygamberimizi ve Kur'an'ı çıkarttığımız an başka insanların, başka inanç mensuplarının yaşantısından çok fazla farkımız kalmaz. Ben şunu örnek veririm genelde. Buyurun. Yani yurt dışında yaşayan ya da yurt dışında görev yapan arkadaşlarımız çoğu şahit olur veya farklı ülkelerden örnekler gelir. Yani bir alışveriş yaptığımız zaman ben elimdeki marketten aldığım poşeti saatlerce gün boyu o marketin kapısına bırakıp geldiğimde aynı yerden hiç hareket bile edilmemiş halde aldığıma çok şahit oluyorum. Ya bu bir güvendir aslında. Ahlaklı ya da güzel işlerle muhatap olmak bir taraftan güvenli toplumu da inşa etmede ciddi rol alıyor. Yani bunu bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet. Her birimizin sorumluluğu bu noktada ağır. Kesin. Her birimizin ödevi efendim bu noktada önemli. Bundan kaç kaçamayız da. Evet hocam dediğiniz gibi aslında bu ahlakla ahlaki düsturlarla güvenin de çok ciddi bir ilişkisi evet. var sanıyorum. Ve bu güven azaldıkça aslında hepimiz çok daha sıkıntılı şekillerde yaşar hale geliyoruz toplumun içerisinde. Yani karşılıklı iki insanın birbirine güvenmemesi kadar hani yıpratıcı bir şey daha var mıdır bilmiyorum. Siz mesela yurt dışında yaşayan ya da orada görev yapan kişilerden örnek verdiniz. Ben de mesela üniversite döneminden hatırlarım hocam. Yaklaşık 10 yıl kadar önceydi. Vapurla İstanbul'da seyahat edip üniversiteme gidiyordum. Ve bir gün vapur çok doluydu hocam. Ee, kahvaltı için hani simit alıp geleceğim. Ama yerimde gitmesini istiyorum. Elimde çanta vesaire falan biraz fazla. Çantamı, kitaplarımı oturduğum yere bıraktım. Ve simit almak için vapurun iç kısmına girdim. Orada da sıra biraz fazlaydı. Geri dönmem biraz uzun sürdü. Yani simit alıp yeniden gelebilmem uzun sürdü. Geldiğimde hocam öyle bir olay çıkmıştı ki o vapurun dış kısmında. Hı. Bu çanta kimin diye aramışlar. Bulamamışlar. Doğalara içerideyim. Ve sonra işte bomba mı var bunun İhbar. içinde ne var kim bıraktı yanında oturanlara sormuşlar onlar da diyorlarmış ki ya bir kız vardı ama hani gitti bilmiyoruz ki kimdi neydi bir öyle bir olay olmuş kocam o kadar şaşırmıştım ki döndüğümde ya dedim hani çantamı bıraktım gittim ve geldim hani bu kadar yani ben çantamı bırakmaktan korkmadım hani çantama bir şey olur mu diye ama oradaki insanlar ya yani orada olan bir çantadan hani bu gerçekten çok ciddi bir güvensizlik evet. yani çok da ürkütücü. Yani evet, bunun bu, arttığı bir toplumlu düşündüğümüzde ya da böyle bir toplumda yaşadığımızı hayal etmek gerçekten çok ürkütücü hocam. Evet yani bu bizim aslında en büyük handikaplarımızdan bir tanesi. Yani insanın birbirine güven duyması aslında birçok şeyi çözen, çözecek bir yola koyuyor. Şimdi simit deyince bir simit örneği de ben <laughs> vereyim müsaadenizle. Biz de ilahiyatta üniversite okurken, bu ee, hakikaten bu çok ben hiç unutamadığım bir şeydir. İlahiyat Fakültesi'nin girişinde bizim küçücük böyle öğrencilerin ya da e, o zaman belki hocalarımızın da postalarının geldiği mektuplarının ya da dergi vesaire aboneliklerinin olduğu bir e, özel bölümleri belki yoktu. Fakat bizim fakültenin girişinde küçücük ankisörlü bir telefon asılı. Yanında da şöyle küçük bir rafın olduğu Belki bir metre, bir buçuk metre uzunluğunda bir alan vardı. Hı hı. Ee, bir de fakültemizin e, kapısında bir bekçimiz vardı. Yaşlı bir amcamızdı. Yaşıyorsa Allah selamet versin. E, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Şimdi bu tabii 99-2000'li yıllar yani 95-2000'li yıllar. Hı hı. Her sabah geldiğimizde o mektup, posta ve Dergilerin konulduğu yerde belki 100 tane, belki 200 tane simit sepetiyle gelmiş oraya konmuş. Başında bekleyeni yok. Gün boyu kimse orada gidip bunu kim bıraktı demez. Biz öğrenciler dahi gider simidi alır. Yanına 25 kuruşsa, 25 parayı kuruş, bırakıp, 50 kuruşsa, 50 kuruş parayı bırakır simidimizi alır giderdik. Parasını bırakmayan da olur muydu? Kendi kendime düşünüyorum. O simidi oraya koymuş başında beklemiyorsa herhalde parayı da bırakmadan simidi alan olmaz. Hı -hı. Olmuyordu. Şimdi böyle bir ortam vardı. Bu öğrenciye bir güven var. Hı -hı. E, alındığında konabiliyor. Çünkü akşam hesabını yaptığında mutlaka görüyor. Ha Burada şu da var. Belki ihtiyaç sahibi de varsa alamıyordur, isteyemiyordur ama oradan almışsa da kimse de görmüyordur parasını bıraktı bırakmadı. Ona da katkı sağlıyor. Düşüncesiyle bırakılıyor diye. Şimdi tabii Bugün böyle bir durumda söylediğiniz çok önemli. Yani bir yerde bir poşeti görsek veya küçük bir şey görsek acaba diye korkar hale gelen bir toplum yapısına doğru sürükleniyoruz. Evet. Bunu bizim isteğimizde olan şeyler değil. Farklı saikler, farklı düşünceler, farklı efendim yapılar belki burada toplumu birbirinden uzaklaştıracak, evet. bireyselleştirecek, kendi haline yaşayan, sadece kendini düşünen, pragmatist bir Efendim e, kişi ya da e, toplum e, olmaya yönelik çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla biliniyor, yazılıyor, çiziliyor. Bu noktada herkes yani bir emaneti iki dakika geliyorum diye bıraksanız da almıyor. Yani acaba ne var içerisinde diye de korkulan bırakın siz <laughs> korkuyla da siz, bırakın siz simit almaya gitmekte bıraktığınız yeri. İki dakika tutar mısınız ya da e, geliyorum hemen diyebileceğiniz bir emaneti dahi Değil mi? yok vermekte emanetler. zorlanıyoruz. Niye? Evet. Çünkü insanlar birbirinden endişe ediyor. Ee, i̇şte küçülük örnekler e, büyük fotoğraflarla hep anlatılmaya çalışılıyor. Evet. Dolayısıyla bu bizim <laughs> aşmamız gereken bir husus. Evet. Ee, mümin güvenen insandır. Kendisi de güvenilen insandır. Evet. Dolayısıyla peygamberimizin ee, Müslümanı tarif ederken e, hepimizin bildiği hadis-i şerifte bunu ifade ediyor. Yani evet. el Müslimü men selim el Müslimü min nisanihi ve yedihi veya men selimen nas diye de ifade edilir, rivayet edilir. Yani Müslüman kişi e, elinden, dilinden başka müminlerin, diğer müminlerin veya diğer insanların diyelim emin olduğu, güvende olduğu kişi demektir. <laughs> o halde bizim %99'u %100'ü Müslüman dediğimiz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu toplumumuz birbirine güvenmek zorunda, birey olarak güvenmek zorundayız. Ben yani kırmızı ışıktan karşıya geçmeden beklerken o gelen aracın da geçmeyeceğini bilmem gerekiyor. Yani buna emin olmam lazım. Ben yeşil yandığında geçerken bana bir aracın çarpmayacağından emin olmam gerekiyor. Böyle bir toplumu inşa etmek aslında zor değil hepimiz birey anlamda sorumluluğumuzu yapar yerine getirebilirsek bu noktada hakikaten bir güven toplumu oluşmuş olacaktır bahsettiğiniz örnekte bu noktada kendiliğinden aslında bir taraf olacaktır yani işimizi yaparken acaba yani yanımdaki çalışanım benden bir endişe duyar mı bana güvenir mi ya da ben çalışırken yanımdaki çalışanımıza güvenmeli miyim, güvenmemeliyim gibi bir soru işareti asla zihnimizde olmamalı. Dolayısıyla bu mümin içiyle dışıyla içindekini dışarıya yansıtan ayna gibi. Dolayısıyla yaşamını, işini, eylemini, sözünü hep bu minvalde yürütmesi gerekiyor. Evet. Bu minval üzere eylemlerini sürdürmesi gerekiyor. İnşallah. Hocam bir de sanıyorum şimdi biraz daha olumlu bir örneğe geçeceğim. Siz anlatırken o geldi bu sefer de aklıma. Sanıyorum davranışlarımız, hareketlerimiz karşımıza da etki ediyor. Bir süre evet. sonra mesela bir toplum ahlakı ya da işte bulunduğunuz yerde hani. Yapılan şey, yapıla gelen şey neyse siz de bir süre sonra onu yapmaya başlıyor oluyorsunuz sanki. Şimdi bir örnek daha vereceğim yine öğrencilik yıllarımda. Hocam bu sefer e, bilirsiniz mutlaka size İSAM, İSAM Araştırmaları Merkezi, evet. bağlar başındadır diyen şeyleri başkanlığımıza bağlı. Ben bir sürede orada orada kütüphanede çalışmıştım hocam. Bu bahsettiğimiz güven var ya. Ee, o kadar netti ki yani hiçbir yerde bir, bir şey bırakalım da geri döndüğümüzde orada hiçbir tereddüt yaşamazdık. Şu dipnotla söyleyeceğim, İslam Araştırmaları Merkezi adı ama bir kütüphane olduğu için... Her yerden özellikle evet. sosyal bilimler alanında çalışan birçok kişi, birçok öğrenci oraya gelir çalışırdı. Dünya görüşü farklı olan da işte e, yani dini anlamda o kadar hassas olmayan çok kişi de görürdünüz. Yani çokça çeşitliliğin olduğu bir yerde ama inanın ben bu güvensizliği bir kez daha orada yaşadığımı 2-3 yıl gide geldim ve hiç yaşamadım. Yani aslında e, bir kültür varsa bulunduğunuz yerde ahlaki bir e, düzen de varsa etki ediyor sanki hocam. Evet. Ya yani bu iyi davranışlar da yayılabilir, değil mi? Tabii tabii. Yani <laughs> şimdi <laughs> İhsan bizim hakikaten önemli bir e, kültür merkezimiz öyle söyleyelim. Yani burada İstanbul'da yaşayan e, ya da okuyan e, insanlarımız bu noktada araştırma yapacaklar açısından e, büyük bir imkanı ve nimete sahipler. Bunu öze, özellikle ve öncelikle belirtmek istiyorum. Her birinin de gidip görmesini e, açıkçası arzu ederim gitmeyenler açısından. Tabii güven e, bu noktada ee, önemli. Tabii bizim e, burada söylediğimiz şey sadece o ortam açısından değil. Elbette ki pozitif şeyler çok. Bizim e, Müslüman olarak yaptığımız davranışlarımız ortaya koyduğumuz iş, e, eylemler ticaretimizde e, karı, zararı hesap ederek eğer hak ve haksızlığı hesap ederek hareket ediyor isek aslında e, bir takım değişiklikler var demektir. Bunu biz sadece 3 aylar geldiği zaman onun içerisinde o hassasiyeti ya da Ramazan geldiği zaman Ramazan'daki hassas ya da merhameti veya ne bileyim mübarek gün ve geceler geldiği zaman o gün ve gecelerde hatırlayacağımız şeyler olmamalı. Dolayısıyla insanın varoluş gayesi aslında Rabbinin rızasını kazanmaktır diyoruz ya Müslümanın, müminin rızası, Rabbinin rızasını kazanmak. Dolayısıyla aslında Rabbinin rızasını kazanmak işte evlattan anne babadan aileden başlayarak büyüyen bir şey. Bu ahlaki tavır ve davranışlarımız bizim Rabbimizin rızasına bizi götürecek olan eylemlerimizle bağlantılı demiştik. Bunun ötesinde biz eğer Kur'an'la kendimizi yoğurulmuş Müslüman olarak Kur'an'ı hayatımıza Efendim bir e, inşa edecek bir zihin inşasına götürecek bir çalışmayı yapamıyor isek e, hepimiz efendim e, bu noktada bir gayreti koyamıyor isek ortaya e, bu noktada bir eksikliğimiz var demektir. Sizin söylediğinize ben bir örnek e, açmak istiyorum şey olarak e, yani kütüphaneden örnek verdik İSAM'dan da <laughs> bu salgın sürecini geçirmiştik hatırlarsınız. Hala da ufak tefek etkileri devam et, etse bile. Hamdolsun atlattık ama e, orada özellikle maske kullanılan zamanlarda hep şunu e, gördük. Yani bir kısmımız kullanıyor, bir kısmımız kullanmıyor. Toplu taşıma araçlarına biniyorsunuz, bir kısmında var, bir kısmında yok veya iş yerine ya da işte dolmuşta veya sokakta, alışveriş merkezinde e, ya birisine e, maskesini kullanmayan birisine e, niye maske takmıyorsun dediğiniz zaman çok farklı bir tepki alabiliyor idik. Ee, yani bunun karşılığında siz ister istemez bir cevap vermeniz gerekiyor. Verir misiniz, vermez misiniz hesabı ayrı bir şey. Ama ben şunu birkaç defa yaptım. Ee, o konuda çok mahcubiyet duyduğunu da gördüm karşımdaki insanın. Bu bir genç de olabilir, bir markette sıra beklerken alışveriş yapan bir yetişkin de olabilir. Ki bunların her birisini yaşadık. Hı hı. Çocuklarımızın da şahit olduğu durumlar vardı. Şimdi biz maskemizi takıyoruz. Ee, kimisi takmış çenesinin altına indirmiş geziyor. İşte kimisi hiç takmamış. Hı hı. Şimdi bazen cebimden çıkartıp maskenizi unutmuşsunuz galiba Aha. diye verdiğim oldu. Hı hı. Bazılarına da maskeniz çenenizin altına düşmüş kaldırabilir misiniz dediğimde aa falan diye böyle hareketle hı hı. E, tavır sergileyenler oldu. Şimdi Orada bu söz söylemenin inceliği mi? Evet yani bu aslında mesajı alıyor. Hı hı. Yani diyor ki ya maskeni niye takmıyorsun diyor aslında ben öyle anlarım yapmamış olsam karşımda. Hı hı. Bana bunu hatırlatıyor. Ee, ve mahcup bir edayla da ya kusura bakmayın falan dediğine şahit oldum. Teşekkür edenlere de şahit oldum. Ama bir taraftan herkes takmış bak millet öksürüyor. Siz niye takmadınız dediğinizde kardeşim unutmuşum ya ne olacak insanız filan deyip kabaca e, tabiri caizse kendince haklı ama bir mazereti dolayısıyla cevap veren olduğu gibi daha farklı ifadeyle de cevap veren olabiliyor. İşte bütün bunlar bizim ee, Müslümanın eliyle, diliyle yaptıklarıyla kime ne kadar zarar, kime ne kadar yarar verip vermediğinin bir muhasebesi aslında onun sonucu yapılan eylemler, işlemler. Evet. Yani ahlaki davranış dediğimiz şey dinen güzel huylar ortaya konmuş ıı, tutumlar ıı, ya da dinin hoşlanmadığı, dinden kastımız peygamberimizin sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in vahyidir bize gelen, bizi bu noktada şekillendiren ve yol gösteren bunlara aykırı tutumlardır ya da bunlara uyan davranışlardır. Hı hı. Bu böyle bilinirse bütün Müslümanlar eksiğini kendisi, bütün müminler eksiğini kendisi göremiyor ise görenin hatırlatmasından da müteşekkil olması gerekiyor. Peki. Hocam ee, biraz da çocuklarımıza konuşsak. Siz birkaç kez cümlelerinizin arasında geçirdiniz. Aslında bu ahlaki eğitim çok küçük yaşlarda başlıyor. Evet. Ee, o küçük yaşlarda biz etrafımızı gözlemlemeye başlıyoruz. Hangi davranışın güzel ya da kötü olduğunu biz aslında çok da bilmediğimiz dönemlerde sadece gözlemle öğreniyoruz belki de anne babamızdan, yakın çevremizden. Nasıl o çocukları biz daha güzel ahlaklı, Müslüman ahlakına daha yakışır şekilde yetiştirebiliriz? Evet. E, çocukları tabii öncelikle sevmek. Yani evet. bu ee, sevgiyi sadece çocuklarla değil tabi sınırlı tutmak ee, Öncelikle e, temiz bir fıtrat üzere yaratılan insanın e, bu fıtratını yani Allah'ın rızasını peygamberin sevgisini kazanacağı şekilde eğitmek yönetmek yetiştirmek ve güzelleştirmek gerekiyor şimdi çocuklarımız Evet yani e, Kur'an ifadesiyle göz Nuru Gözlerimizin nuru olarak ifade edilir. Hı hı. E şimdi göz nuru olan e, bir ifadeyi biz gözümüzü nasıl korur isek, gözümüzün nuru dediğimiz çocuklarımızda o şekilde korumamız gerekiyor. Bu koruma koltuğumuzun altına alıp şefkatle muhafaza etmek bir tehlikeden korumak anlamında da bir korumadır. Ama onu e, hayatını karartacak, dünyasını yaşanmaz hale getirecek ahiretini kaybedecek ve ahiretini yaşanmaz hale getirecek bir e, tehdit ve tehlikelerden de korumayı aslında e, yani manevi anlamda bu korumayı da hatırlatan ya da anlatan bir şey. Şimdi günlük e, camiye giderken çocuğunu yanına alan ya da e, aslında eğitimi ta anne karnından başladığı söylenen uzmanlarca belirtilen hı hı. E, çocuklarımızın, öncelikle güvenli bir ailede yetişmesi. Şimdi dünyaya gelişten sonraki huzuru öncelikle anne babanın birbirine olan güveni, birbirine olan sevgisi, saygısı ve anne babanın yakınında olan anneanne babaanne, dede dediğimiz büyüklerimiz dediğimiz dedeler ve ninelerimiz olan babalarımızın, annelerimizin eşimizin, kendimizin yakınındaki büyüklerine de saygıyı, merhameti ya da onların ilgisini, sevgisini alabileceği bir hani çekirdekten başlayıp yukarıya doğru giden bir büyüme usulüyle eğitmemiz gerekiyor. Yetebilir miyiz öğretmen olarak çocuklarımıza hepimiz? Elbette yetemiyoruz. Hı hı. Ama ilk öğretmeni annedir çocuğumuzun. İlk eğiticisi ve terbiyecisi annedir ki bundan dolayı Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe geliyor hatırlarsınız. Kime iyilik yapayım ya Resulallah bana bir şey söyleyin de ben o iyiliği yapayım diyor. Peygamberimiz annene diyor. Bir daha soruyor soruyu tekrar ediyor yine annene diyor. Bir daha soruyor yine annene diyor. Üç defa annene iyilik yapma konusunu annesine iyilik yapma konusunu tavsiye ediyor. Dördüncü sorduğunda da bu sefer babaya babana iyilik yap diyor. Şimdi bütün bu bize şunu gösteriyor. Ee, ayakları altına cennet serilen anne, çocuğun ilk mürebbiyesi, hı hı. terbiyecisi ve öğretmeni. E şimdi oradan başlayacak. Biz babalar olarak çok çocuklarımızın üzerinde farklı bir tesirimiz çok olmuyor anneler kadar. Niye? Çünkü annenin merhameti bizden daha geniş. Ee, onun şefkati, ilgisi, sevgisi yani bizden daha geniş. Ben şahsi olarak kendimle sınır, sınırlayayım. Herkese şamil olmasın ifadem ama genel anlamda böyledir. En yakını annesidir. Babasına söyleyemediği bir şeyi gerek erkek çocuk olsun gerek kız çocuğu olsun annesine çok rahat açabiliyor ve konuşabiliyor. Şimdi böyle olunca evet bir taraftan da eksik olmaması gerekiyor. İşte annenin ve babanın beraber aynı duygularla çocuğunu aynı hedefe yönlendirmek, aynı eğitimi vermek, aynı amaç doğrultusunda yetişmesi için mücadele etmek ve onlarla istişareyi, konuşmayı, beraberinde sohbetleşmeyi de beraber getirmek hı hı. aslında çocuklarımızın e, ileride e, belli bir dönemden sonra sorumluluk çağına geçtiklerinde ortaya koyacakları e, işlerin, amellerin, eylemlerin, fiillerin de temelini oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla anneden ne görürse, babadan ne görürse, dededen ne görürse çocuk şekil olarak onu alır. Hani üzüm üzüme baka baka kararır. Hı hı. Bu bir temel. Örneklik veriyor bize. Yani kimin yanında nasıl yetişiyor ise bunu yapar. Fakat şöyle bir şey var. Temiz fıtrat üzere doğmuş olan çocuğun anne babasının etkisi ve yetişmesine katkısı belli bir zaman ve yere kadar. Ondan sonra çocuğun bulunacağı farklı sosyal ortamlar, hı hı. okul arkadaşlığı, çevrede sokaktaki oynadığı arkadaşları, mahallesindeki arkadaşları veya farklı yerlerde e, örnek aldığı model aldığı e, numuneler de o çocuklarımızın yetişmesindeki davranışlarını olumlu ya da olumsuz etkileyen sebepler arasında yer alabiliyor. Evet. Ama temeli eğer anne baba sağlam, ailede sağlam almış, atmış ise bu çocuğun özgüveni olan, efendim topluma faydasını görebileceğimiz hani dürüst, devletine, milletine, ülkesine Diyanetine ve insanlığa faydalı olacağı bir istikamete girmişse herhalde o aileden, o çocuktan daha bahtiyar ve mutlu bir aile olamaz diye düşünüyorum. Peki, Söyleyebiliriz. <laughs> sağ olun Erdem Hocam. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna doğru artık geliyoruz. E, bu noktada ben soru yöneltmeyeceğim. Sizin aslında şuraya da işaret etmemiz güzel olurdu. Bu konu başlığının <laughs> aslında şöyle de e, kıymetli bir kısmı var. Buraya da değinelim dediğiniz bir kısım varsa buyurun son cümleleriniz olarak rica edeceğim. Aslında e, belki biz eksik kalmışızdır. Ben önce oradan başlayayım. Yani bu e, önemli bir konu. Aslında ahlaki güzellikler ve davranışlar, ee, hepimizi ilgilendiren bir husus, güzel bir konu seçilmiş. Fakat bu güzel konunun e, her biri, her bir başlığı farklı alan uzmanlarıyla değerlendirilmesi gereken. Bunun sosyolojik yönü var, psikolojik yönü var, bireysel tarafı psikolojik tarafını ilgilendirir. İş dünya, efendim e, tasavvufi yönü mutlaka var, e, deruni boyutu var. E, ama dünyalık tarafı zaten e, Fiziken belli ortamlarda ortaya koyduğumuz şeylerle görünen bir tarafı var. Her birini mutlaka farklı farklı daha geniş daha güzel örneklerle belki ele almak gerekebilir. Günlerce belki saatlerce bu konuşulabilir. Ama burada biz küçük de olsa kendimizi eğer hani size ölüm gelmeden önce siz kendi davranışlarınızı ve kendi muhasebenizi yaparak hesaba çekin kendinizi. Tabiri caizse mahkeme edin sorgulayın kendinizi düsturunca bir e, bir şeyler verebildik ya da bir şeyleri kendimize kazanım olarak alabildiysek ben kendimi bahtiyar hissederim. E, ama e, bu bahtiyarlık bizi sadece iş dünyamızdaki huzurumuzla, mutmain olmamızla değil, e, buradan çıktığımda ben bugün kime ne tür bir iyilik yaparım ya da hangi güzel davranış yaparsam yanlış yapmamış olurum ya da gördüğüm bir hata varsa bunu nasıl ifade ederek düzelmesine katkı sağlarım. Bunu hesap etmem gerekiyor. Ama sadece çıktıktan sonra değil, işte bütün 24 saatimi meşgul eden zaman dilimi içerisinde her birimiz, kadınımız, erkeğimiz, yaşlımız, efendim gencimiz, hangi sorumluluk alanında olursak olalım, hangi pozisyonda olursak olalım, her birimiz öncelikle merkeze insan, merkeze insan, çünkü insan halife olarak yaratılmış. Bu halifeliğin anlamı dünyayı e, yaşanabilir efendim bir ortam halinde idare etmek. E, bu sorumluluğu yerine getirmek. Hı hı. Bu sorumluluğun içerisinde biz ailemizle, efendim çevremizle yaptığımız işlerle sorumluluğumuzu birey olarak üzerimizde hissedip bu sorumluluk doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla e, işte o yaşanabilir dünyaya katkı sağlama. E, mutlaka ömrümüzün sonuna kadar e, üzerimizde bir ödev olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla e, insanı merkeze koyduğumuz bir yerde e, insanın sadece dünyayı değil, faydacı ve menfaatçi bir dünya üzerinden değil. Evet, velaten se nasibeke mined Dünyadaki nasibimizi yaşamamız için, iaşemizi temin etmemiz için, hayatımızı sürdürmemiz için dünyada bize ayrılmış olan hissemiz olan kısmını evet unutmayacağız ve çalışacağız Hı. ama ve ahsin keme ahsanallahu ileyk yani Allah'ın bize ikramda ve ihsanda bulunduğu güzellikleri de başkalarına ihsanda ve ikramda bulunmak için çalışma ve mücadele etmenin gayretini sürdürmüş olacağız diye cümlemi evet. ifade ederek ben çok teşekkür ediyorum ekranları başlarında da bizi izleyen çok kıymetli izleyicilerimize buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bu son güzel cümlelerinize de amin diyoruz. İnşallah hepimize nasip evet. olur böyle yaşayabilmek. Amin. Ağzınıza Cümleleriz. sağlık tekrar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim süremizin sonuna geldik ama tabii ki kapatmadan önce hemen geçelim bakalım neler yapıyor Behice Hanım. Bugün bizim için güzel bir yemek yapıyordu. Kendisi ne durumda? Hemen görelim. Hoş Değilimiz geldiniz. Önce Hoş bulduk tekrar. Ne durumdayız? E, kıymamızı hazırladık. En son e, salça salçalar ve domatesimizi ekledik. Tamam. Sonra birazcık kendi içinde renk değiştirmeye başlayınca bir bardak suyumuzu ilave ettik. Hı hı. Bir bardak suyla birlikte 15 dakika kadar kaynattık kısık ateşte. Tamam. Bunun üzerine Süri koyduktan sonra 15 evet, dakika kadar daha. Bunun bunun üzerine eğer arzu ederlerse ocaktan aldıktan sonra maydanoz koyabilirler. Maydanozun ölmesini istemiyoruz. Renk vermesi, güzellik vermesi açısından koyulabilir. Bir de burada yağda biber yakacağız. Yağın altını ben kızdırmıştım. Altını söndürdükten sonra biberini atıyorum. Çünkü biberin yanmasını arzu etmiyoruz. Sadece kırmızılık vermesini istiyoruz. Ondan dolayı en son olarak bunu da hallettikten sonra şimdi kıymalarımızı boşaltacağız. Tamam. Süsleme işimize geçeceğiz. Yardım edeyim mi? Çok gerek var iyi olur. Var Tabii ki. Şöyle ben tutayım. tutayım. Siz dökeyim. oradan evet kaşıkla alabilirsiniz. Tamam. Şöyle. Hı hı. Eliniz yanmıyor değil mi? Yok yanmıyor. Şöyle koyalım her Hı -hı. tarafına. Evet. Bayağı da bol bir kıyma olmuş. Tabii. Ekmeği ıslatması için sulu hazırladık. Tekrar aşağı O su aşağıya ekmeğe kadar gidiyor evet, tabii. Evet gidiyor. Hı -hı. Çok da güzel kokuyor. Hı -hı. Elinize sağlık. Afiyet şifa olsun. Yoğurdu da tam bunun üstüne böyle dökeceğiz mi yoksa tamamen dökeceğiz. Hmm, tamam. Sarımsaklı yoğurdumuz tekrar hatırlatalım. Ee, sarımsaktan hoşlanmıyorlarsa ona göre e, dökmeyebilirler yani koymayabilirler ama sade yoğurtlu daha güzel oluyor. Tamam. Onu da şöyle hızlıca boca edelim. Hı hı. Ayi çok güzel kokuyor gerçekten. Şöyle çevireyim ben. Heh, süper olur. Hı. Tamam. Böylece evet. ayımız tamam. Kıymamız tamam, biberlerimiz de olmuş durumda. Bizim istediğimiz biberler de kaşıkla gösteriyorum, bu şekilde kırmızı bir renk. Yani biberlerin ölmesini istemiyoruz. Yoğurt için yardım isteyeceğim yine Tabii. sizden, Tabii. Direkt tamamına döküyoruz. Tamamına döküyoruz. Bir alalım. Yoğurdumuz, süzme mi? Süzme de kullanabilirler. Evde yaptıkları kendi yoğurtlarını da kullanabilirler. Nasıl arzu ederlerse, süzme daha katı kıvamlıdır. Biraz sulandırmayı arzu eder. Biz bugün normal yoğurt kullandık. Biz normal mi kullandık bugün. Evet, bugün Kıvamı normal kullandık. Mu? Sulandırmadan kullandık. Değil mi? Belki tamam. ondan dolayı. Evet, sulandırırsak ama bunun üstüne sanırım sulu olur biraz. O yüzden... Evet. Sanki bu, bu kıvam güzel gibi. Evet. Biraz daha ilave edebilirler, arzu ediyorlarsa, seviyorlarsa, yoğurdunu bol seviyorlarsa, biraz daha ilave edebilirler bu şekilde. Şimdi onu biraz hı hı. daha süreceğim. Evet. Da. Şöyle hafif bir yapayım mı? Evet. Çok güzel olur. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet. Hı. Tamam. Dediğiniz gibi biraz daha bol yoğurt sevenler, Tabii. daha yoğun yapabilir. Üzerine sıvı yağ ile birlikte biberi ekiyoruz. Hı. bu şekilde. Evet, çok güzel oldu. Çok da güzel kokuyor. Sarımsak. Yoğurda da sarımsak koyduk, değil mi? Evet, tabii ki. Evet yoğurt. Sarımsaksız olmaz. Hı hı. Evet. Neydi güzel yemeğimizin adı? Patlıcan. Yoğurtlu patlıcan kebabı. Yoğurtlu patlıcan kebabı. Evet. Elinize sağlık. Deneyeceğiz Meşt inşallah. De. Bence hem güzel hem de çocukların e, bu patates tarafı bence çocukların da çok güzel evet. rahatlıkla yiyeceği lezzetli bir yemek oldu. Evet. Afiyet Hemeninize şifa sağ olsun. olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hepimize afiyet olsun, şifa olsun efendim. Bu yemeklerde bu güzel konularda yarın yine aynen bu saatte bu ekranda buluşacağız efendim. zaten 10.30'da bizler buradayız. Sizleri de bekleriz. Malumunuz Aralık ayı şebarusu yaklaşıyor. Mevlana'yı ve dünya kültürüne etkisini konuşacağız. Yarın inşallah sabaha görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.